Öyle kurtuldum işte, annem evdeydi deyince. Ama seni de sordu ha komiser abi. Komiser abi? Ya abi bakma öyle, adam yardım etti bana. Deme dedim anneme, Zeki demedi. Hem adam şeymiş ya, yetimmiş. Kıyamam yazık, çağır da sevelim azıcık ha. Ya öyle yetim deyince ben üzüldüm, ne yap? Tamam sustum ya. Allah Allah. Al işte. Al işte. Biz bırakalım baba oğul konuşsunlar diye. Ah be Cevit, 10 numara 5 yıldız, aferin sana. Ara şunu, ara, ara. Ha, bu şey, korkudan soramadım. Nayım amcanın bu olayla alakası neymiş? Sıka, arayacağım kardeşim. Ben iyiyim, merak etmeyin. Evet, tamam. Kime anlatayım bilemedim. Oracıkta çekip vurdu mu adamı? Üstündeki onun kanı mı? Bir dakikada paketlediler adamı. Nereye götürdüler bilmem. Kimdir nedir bilmem. Silah verdi İrfan birine, değiştirdi. İzimiz kalmadı, bitti gitti adam. Anlamıyorum ki. Bir öğreniyorum, babam benim için hapiste yatmış. Onun sayesinde bugün polis bulamıyor beni. Ona borçluyum. Sonra bir öğreniyorum, benim kardeşimi hapiste... Bir kere dedim inanayım babama. Bir kere be. Şimdi ne yapacağım? İyice karıştım. Hangi Naim'e inanayım? Sana zarar verecek. Değiştiği falan yok. Bunu bilmen lazım. Allah ne demek şimdi? Anlat. Naim amca kolum. Duydum kızım. İntikam diyordum. Kindem intikam alacak Ecevit. Neler dönüyor? Anlat. Naim amca ben size bir şey anlatmam gerekirse Ecevit Hanım. Naim amca kolum acı. Öğreneceğim. Kimse düşmanı karşısına çıkacağım. Ecevit benim oğlum. Kim bunu unutursa kadın çocuk demem, harcarım. Dokunmayacaktı sana. Dokunamaz sana. Ecevit. İhtiyar bir gardiyan vardı hani böyle patlıcan gibi burunlu, hatırladın mı? Hatırladım. Kırşehirliydi. Güzel kozlak çığırırdı. Koğuşun derinliklerinden. Kimsiniz? Ecevit nerede? Yok Ecevit. Babasıyım ben. Sen kimsin asıl? Ben kız arkadaşıyım Ecevit'in. Allah Allah. Dur, bir şey söyleyeceğim. Madem sen kız arkadaşısın Ecevit'in... Ahu nesi oluyor o zaman? Ahu mu? Ahu Kumral. Anlatmadı mı Ecevit sana? Ne anlatacaktı? Anlatmamış demek. Git ona sor. Bir dakika, bir dakika. Bir laf ettiniz, gerisini getirin. Gitmem yoksa. Şu kadardan kapıldı Ecevit Ahu'ya.
Bir daha da ayıltabilene aşık olsun. Çocukluk aşkı yani. Ne olacak ki ondan? Niye söylediniz ki bir şeymiş gibi? Seni gözüm tuttu diye söyledim. Nadir olur hayatta ama çocuk deyip geçme. Bazı aşıklar çocukluk değil, ömürlük olur. Burayı iyi belleyin ama. Bundan sonra arkanızda bir leş. Peşinizde polis, hakim, savcı, neyse işte. Ne olursa buraya geleceksiniz. Avukat benim oğlum. Hepiniz yırttınız artık. Benim oğlum kurtaracak sizi. Aman be kızım, amma inatçı çıktın sen de be. Öldürürüm seni! Öldürürüm! Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Ecevit, kendine gel. Ama yani böyle olacaksa... Oturun lan! Sen de otur, gel. Paşam, otur böyle. Belalınayım. Benim evimdesin. Adamlarınla basmışsın, silahlı. Şimdi alsam bu silahı elime, çeksem vursam seni, nefsi müdafaa desem, yapar mıyım? Aynen. Şimdi gidin kuyu dibine, anlatın herkese. Eğer ki Ecevit bir gün babasının oğlu olursa, işte o zaman o silahı alacak eline, kendi kafasına sıkmak için. Kandırdın beni. Zeki'yi kurye olarak kullanıyormuşsun. Zorla. Benim arkadaşımı hapishanelerde tutup bir de Ahu'ya gitmişsin. Uyardım seni. Uzak dur ondan dedim. Hiçbir şey bilmiyorsun evlat. Hepsini senin için yaptım. Kim peşinde öğreneyim diye. Oğluma yardım edeyim diye. Ben zor da olsam sen koşmaz mısın? Ben sana inandım. Sen de bana inan. Şimdi atıyorum ya seni bu evden. Zaten artık zor durumdasın. Çık git şimdi evimden. Oğlum. Çık dedim. Kim ne yapıyorsa yapsın sana. Defol git dışarı. Kaç kere inanırsın birine? En baştan.